Herkese merhabalar. 8. sınıf ikinci dönem birinci yazılı yazılık programımız başlıyor. Zaten LGS ile uğraşıyoruz hocam. Bir de yazılılar çıktı. Bunlarla da uğraşmak istemiyorum dediğiniz biliyoruz ama hiç endişelenmeyin. Yüzler birazdan gelecek. Yüzde yüz soru gelecek yerleri sizlerle beraber çok güzel tekrar edeceğiz. 8. sınıf ikinci dönem yazı notlarımız da hazır. Hem birinci yazılı hem de 2. yazılı için tüm derslerde Türkçe, Matematik, Fen, İnkılap, Dil, İngilizce'de yüz almanız için süper bir şekilde tasarladık. Muhtemelen hocalarımız da sizlere birinci dönem konularından daha fazla soru soracak. Biz de zaten yazılı programımıza buna dikkat ettik. Zaten soruların nereden geldiğini biliyor musun olmuş evladım benim? Hayır hocam. Nasıl bilmezsin evladım? Hem sorular hem yazılı sorular hem LGS soruları Milliyetin Bakanlığı konu ve kazanımlarından geliyor. Biz de hem yazılı programımızda hem yazılı notlarımızda hem Dinamo Soru Bankamızdaki yazılı provalarında direkt yazılılara uygun bir şekilde, kazanımlara uygun bir şekilde hazırladık. Birazdan da zaten süper sorular çözeceğiz. Dediğim gibi ikinci dönemin konularından da soruları. Hazırladık ama esas sorularımızı birinci namarlıkla yaptık. Hem LGS'ye destek olması için hem de yazılımınızdan 100 almanız için. Zaten konuları görünce aa bunlar bizim konular diyeceksiniz. Hadi bakalım Ozan intromuz girsin. Herkes hazırsa emniyet kemerlerini bağlasın. Arkasına yaslansın ve yazılı programımıza başlayalım Tonguç'um. Müzik <laughs> Bu arada arkadaşlar YouTube'dan daha fazlası TonguçAkademi.com'da canlı yazılı projelerinde sizleri bekliyor. Mutlaka Tonguç ziyaret etmeyi unutmayın. Orada canlı canlı soruları çözüyoruz. Şimdi ikinci dönem birinci yazılı konularımıza baktığımızda fiil çatısı ve cümle türleri direkt olarak ikinci dönem konusu. Bunlarla alakalı sorularımızı hazırladık. Bunları hocalarınız işlememiş olabilir. Bunlar LGS'de çıkmayacağı için bunları değinmedik diyebilir. Ama işlediyse birazdan bunlarla alakalı süper sorularımız, süper konu anlatımımız olacak. Fiilimsi %100 hem LGS'de hem de yazılığınıza gelir. Bunu anlatacağız ve sorularını çözeceğiz. Cümle nögeleri yüzde ile LGS'de ve yazılımınıza gelir. Bundan sorular çözeceğiz ve konu anlatımı yapacağız. Sözcükte anlam, cümlede anlam, parçada anlam anlatım, yazım kuralları, noktalama işaretleri, metin türleri, söz sanatları bunlar zaten 5, 6, 7 bütün sınıflarda karşımızdaydı. İleride 8, 9, 10, 11, 12'de de peşimizi bırakmayacak. Bunlar Türkçenin temeli. Bunlarla alakalı da süper konu anlatımlı soru çözümlerimiz olacak. Herkes arkasına yasansın. Mutlaka yazı notlarını yanına alsın. Bunları yanımıza gezdiririz ve böylece sınavlardan önce de süper tekrarlarımızı yaparız. Şimdi... Demiş ki tabloyu doldurunuz demiş. Nesnesine göre çatısı, öznesine göre çatısı. Buradaki taktiğimiz şu arkadaşlar. Nesnesine göre hatta şöyle hiç uzaklara yazmayalım. Nesnesine göre çatısında bir geçişli fiilimiz var. Bir de geçişsiz fiilimiz var. Bunlar ikinci dönem konusu. Eğer hocanız işlediyse buradan soru gelecektir. Geçişli fiilin yanına onu sözcüğü getirebiliyoruz. Geçişsiz fiilin yanına onu sözcüğü getiremiyoruz. Bak burada onu yuvarlak için aldım. Burada ise onu çarpı yaptım. Şimdi o zaman geçişli onu alabiliyor, geçişsiz onu alamıyor. Şimdi karikatür her toplumda çok sevilir. Onu sevilir diyebiliyor muyuz sonuç eladım benim? Hayır hocam. Diyemiyoruz. O zaman bu geçiş onu sevilir olmuyor. Geçişsiz. Şimdi önce öznesine göre çatısını boş ver. Önce sadece nesnesine göre çatısına bakıyoruz. Onu sevilir diyemiyoruz. Ahmet arabasını yıkadı. Onu yıkadı diyebiliyoruz. O zaman burası geç geçişli. Bu kadar basit. Arabamız dün yıkandı. Onu yıkandı diyemiyoruz. O zaman bu geçişsiz. Bak. Onu sevilir diyemiyoruz. Onu yıkadı diyebiliyoruz. Onu yıkandı diyemiyoruz. Devam ediyorum. Abi eve gelince yıkandı. Abi eve gelince onu yıkandı olmuyor. O zaman burada da diyemediğimiz için bu da yine geçişsiz fiil. Sizleri iyi tanıyoruz sizleri zaten burada nesnemiz belli. Zaten onu tanıyoruz da diyebiliyoruz. Bak onu tanıyoruz da diyebildiğimize göre bu yine geçişli fiil oluyor. Tonguç evladım benim. Onunla burada tanıştık. Onu tanıştık diyemiyoruz. O zaman bu da yine geçişsiz fiil oluyor. Eğer Nesnesine göre çatısı konusunu işlediyseniz, geçli fiiller nesne alabiliyor. Yani yanına onu sözcü getirebiliyoruz. Geçişsiz fiiller ise nesne alamıyor. Yani onun yanına onu sözcü getiremiyoruz. Şimdi geldik öznesine göre çatıya. Burada da başka bir renk kullanalım kafamız karışmasın. Öznesine göre fiil çatısında ise bir etken fiilimiz var Tonguç evladım benim. Bir de edilgen fiilimiz var, edilgen fiilimiz. Etken fiilde özne işi kendisi yapıyor bak kendisi. Edilgen fiilde ise iş başkası tarafından bak başkası tarafından yapılıyor. Buna da dikkat etmemiz lazım. Bakalım şimdi. Karikatür her toplumda sevilir. Kendisi mi sevilir, başkası tarafından mı sevilir? Başkası tarafından sevileceği için burası edilgen çatılı fiil oluyor. Ahmet arabasını yıkadı, kendisi yıkadı. Bu o zaman etken çatılı fiil oluyor. Arabamız dün yıkandı. Arabamız kendisi yıkanmış olabilir mi Tonguç Elhan benim? Hayır hocam. Yıkanamaz tabii ki anlamsız. Dolayısıyla bu nedir? Edilgen çatılı fiil. Niye? Arabamız dün yıkandı. Başka tarafından yıkandı. Yani arabamız kendisi yıkanamaz. Harika Tonguç'um. Ama Ahmet kendisi yıkanabilir. Ali kendisi yıkanabilir. Ama araba kendisi biraz yıkanayım biraz. Şampuanı verir misin falan. Böyle bir şey diyecek hali yok ya. Abim eve gelince yıkandı. Abini de herhalde biz yıkayacak halimiz yok. Eşek kadar adam abim diyor yani. Dolayısıyla bu da yine hani abim yıkandı. Bu konuşan biri söylüyor bunu. Demek ki o abisi artık kendisi yıkanabilecek yaşta. Yani, hani bebek değil ki bebeği yıkasınlar. Abim yıkandı. Annemle babam yardım edip abime yıkadılar. Öyle bir şey olamaz. Burada kendisi yıkandı. O zaman bu da etken fiil oluyor Tomuç'um. Kendisi yapıyorsa etken, başkası tarafından yapılıyorsa edilgen oluyor. Onunla burada tanıştık. Tanıştık. Selamun Aleyküm Selam. Tanıştık. Burası etken diyebilirsiniz ama tanışmak, dövüşmek, karşılaşmak, işte gülüşmek, öpüşmek, e, kaçışmak, koşuşmak bunlar e, nedir Tonguç'um? İşteş fiil oluyor. Buna da dikkat edelim. Eğer hocanız işlediyse. Şurada tanıyoruzu kaçırmışız. Tanıyoruz. Kendimiz tanıyoruz. O zaman bu da yine etken fiil oluyor Tonguç Ela'nın benim. Şimdi geldik cümle çeşitleri konusuna. Cümlelerin yüklemine, türüne, yerine, anlamına ve cümlenin yapısına göre çeşitlerini Altlarına yazınız demeyin. Şimdi buraya dikkat edeceğiz. Burada yüklemin türüne göre diyorsa cümle ya isim cümlesi oluyor ya da fiil cümlesi oluyor. Önce buraya bakalım istersen. Öğrenciler sınıfa girdiler az önce. Bu cümlenin yüklemi girdiler. Girdiler sözcüğü fiil olduğu için bu bir fiil cümlesi. Bak buraya yazıyorum. Fiil cümlesi. Öğrenciler koşarak sınıfa girdiler dediğimizde burada yine fiil cümlesi olduğunu bilelim. Fiil cümlesi. Öğrenciler sınıfa girdi. Yerine oturdu diyor. Burada hem girdi hem oturdu var. Bunlar da yine fiil cümlesi. Tamam cümlelerin bir kere fiil cümlesi olduğunu bildik. Devam ediyoruz. Yerine göre demiş. Yerine göre cümlede ise cümlenin yüklemi sondaysa kurallı cümle olabilir. Yüklem sonda değilse devrik cümle olabilir. Ya da yüksek yüklemi yoksa eksilteli cümle olabilir. Yani yüklemi yoksa eksilteli cümle olur. Şimdi öğrenciler sınıfa girdiler az önce dediğimizde. Girdiler kelimesi yani yüklem Cümlenin sonunda mı Tongu Şehladım benim? Hayır hocam. O zaman bu kural değil. O zaman bu devrik cümle. Niye cümlenin sonunda değil? Devrik cümle diyoruz. Öğrenciler koşarak sınıfa girdiler de ise girdiler cümlenin sonunda. O zaman buna kurallı cümle diyebilir miyiz sonuç Şehladım benim? Evet hocam. Harikasın. O zaman buraya yazıyorum. Kurallı cümle. Devam ediyoruz. Öğrenciler sınıfa girdi. Yerine oturdu. Burada da yüklemler cümlenin sonunda. O yüzden buraya da. ...kurallı cümle... ...diyebiliriz. Devam ediyorum. <laughs> Neredeyiz? Ee, bu sefer de anlamına göre cümlelere bak. Anlamına göre cümlelere baktığımızda... ...eğer cümlenin anlamı olumluysa... ...olumlu cümle oluyor. Anlamı olumsuzsa... ...olumsuz cümle oluyor. Eğer soru anlamı varsa soru cümlesi... ...ünlem anlamı varsa da... ...ünlem cümlesi oluyor. Mesela... ...seni seviyorum dersen bu olumlu cümle oluyor. Seni sevmiyor değilim dersen... ...bak seni sevmiyor değilim dersen... ...bu da seni seviyoruz dedim yani seviyorum bu da olumlu olmuş oluyor. Ama biçimci olumsuz oluyor o ayrı mesele yani biçimci olumsuzluk denen bir şey var. Onu da eğer hocanız şeyse onu da anlatalım. Mesela şöyle seni seviyorum derse bu olumlu. Hem biçimce hem de anlamca. Bak buraya yazıyorum. Anlamca ve biçimce diye de yazalım şöyle. Kafa karışmasın. Hatta bunun tablosunu çizelim şöyle. Şunu çizelim. Böyle sesler çıkarıyorum ki kafan karışmasın. Şimdi bu anlamca olumlu. ...biçimce de olumlu. Seni sevmiyorum derse bu mame olduğu için... ...mame bak mame varsa bir cümlede... ...veyahut da değil edatı varsa bunlar biçimce olumsuz yapar. Mame var o zaman bu biçimce olumsuz. Ee, ve anlamca da nedir? Bak buraya şimdi olumlu demiştik. Şöyle yazalım. Seni seviyorum'a olumlu diyelim. Kafa karışmasın. Seni seviyorum olumlu diyelim şöyle. Olumlu... Biçimce de olumlu. Tamam. Seni sevmiyorum biçimce olumsuz. Seni sevmiyorum anlamca olumsuz. Bu kadar basit. Tamam. Buraya kadar her şey tamam. Şimdi burada sizin kafanızı karıştırabilecek olan kısmı şöyle gösteriyorum. Bak şimdi. Seni sevmiyor değilim. Dediği zaman bak seni sevmiyor değilim dediği zaman seni seviyorum demek istiyor. Dolayısıyla bu anlamca olumlu. Ama hem değil hem de mame olduğu için biz buna biçimce olumsuz diyoruz. Ama toplamda anlamca olumlu olduğu için biz bunu olumlu cümle kabul ediyoruz. Veyahut da mesela şöyle söyleyelim. Ne arıyor, ne soruyor dediğimizde bu anlamca olumsuz. Çünkü aramıyor ve sormuyor anlamı var. Ama biçimce olumlu. Çünkü içinde mame ya da değil edatı yok. Tamam. Şimdi buraya geri geldik. Neredeyiz? Ha. Bakalım öğrenciler sınıfa girdiler az önce. Girdiler. ve olumlu cümle o zaman. Anlamcı olumlu baksana. Olumlu. Bu kadar basit. Öğrenciler koşarak sınıfa girdiler. E bu da yine olumlu. Anlamcı olumlu cümle. Şöyle diyorum. Olumlu C yazayım. Buraya da olumlu C yazayım. Öğrenciler sınıfa girdi. Yerine oturdu. Bu da yine anlamca olumlu cümle. Şimdi geldik cümlenin yapısına göre. Yapısına göre ya basit cümle oluyor. Sadece bir yüklem var. Ya Fiilimsi bulunan cümle oluyor. Fiilimsi bulunan cümle oluyor. Burada fiilimsi var. Ya da birden fazla yükleme olan, birden fazla... Hatta bunu şuraya çok sıkıştık. Şuraya yazalım şöyle. Yapısına göre cümleleri yazalım ki kafa karışmasın. Yapısına göre diyelim. Yapısına göre cümleler. Bir, ee, tek yüklemli cümle var. Tek yüklemli cümle. Yani biz buna basit cümle diyoruz. Tek yüklemli cümle. Bir, fiilimsi bulunan cümle var. Fiilimsi bulunan cümle. İki, ee, birden fazla yüklem olan cümle. Birden fazla yüklemi olan cümle. Bir de bağlacı olan cümle var. Bağlacı olan cümle. Şimdi bunlar nasıl oluyor gösterelim. Bak şimdi tek yüklem cümleyle başlıyorum. Mesela diyelim ki Ali uyuyor dediğimizde burada bir yüklem var. Tamam tek yüklemli bir cümle. Filmsi bulunan cümle Ali yorulduğundan bak yorulduğundan diye bir filmsi koyuyorum buraya. Yorulduğundan uyuyor dediğimizde burada yorulduğundan filmsiden dolayı bu filmsi bulunan cümle oluyor. Ali uyudu virgül sonra da uyandı. Bak burada iki tane yüklem var. Uyudu birinci yüklem, uyandı ikinci yüklem. Burada birden fazla yüklem olan cümle oluyor. Bağlaç olan cümlede de birden fazla yüklem var. Ali uyudu diyorsun. Sonra da uyandı diyorsun. Arasındaki bir farkı görmemiz lazım. Şimdi burada da bir yüklem var, burada bir yüklem var ve sonradan da uyandı dediğin zaman burada bağlaç olduğu için bağlaç olan cümle oluyor. Şimdi demek ki yapısına göre cümleler tek yüklemli cümle, fiilimsi bulunan cümle birden fazla yüklem olan cümle ya da bağlaç olan cümle olabiliyor. Bağlaç ve veya ama fakat olabilir. Şimdi buraya geri dönüyorum. Burada öğrenciler sınıfa girdiler az önce. Burada filmsi var mı Tonguç evladım benim? Yok hocam. Yok. O zaman bu tek yüklemli cümle. Niye? Çünkü filmiz falan yok. Birden fazla yüklem de yok. Tek yüklemli cümle diyebiliriz yapı bakımından. Tamam mı? Öğrenciler koşarak sınıfa girdiler. Burada koşarak sözcü olduğuna göre filmiz var diyebilir miyim Tonguç evladım benim? Evet hocam. O zaman bu nedir? ...fiilimsi bulunan cümle. Bunu da yazmış olduk. Öğrenciler sınıfa girdi birinci yüklem. Yerine oturdu ikinci yüklem. O zaman bu da birden fazla yüklemi olan cümle. Birden fazla yüklemi olan cümle. Şimdi bunlar ikinci dönem konularıydı daha çok. Şimdi gelelim sınavınıza muhtemelen fiilimsiler ve cümle ögelerinin gelme ihtimali daha fazla buraya geçiyoruz. Başlayalım. Şimdi filmsleri nasıl buluyorduk Tonguç evladım hatırlıyor musun? Bilemedim hocam. Aa nasıl bilemedim o evladım hatırlıyorsun da bu çok basitti. Ne yapıyorduk? Önce cümlenin yüklemini buluyorduk. Yüklemi bulduktan sonra geriye kalan sözcüklerden mame ile olumsuz yapılabilen kelimelere bakıyorduk. Hemen bakalım şimdi. Okulların açılmasıyla birlikte derslerine çalışanların kim olduğunu anlamak isteyip... öğrencilerin farklı sorulardan oluşan bir sınav yapmaya karar verdim diyor. Şimdi bu cümlenin yüklemi karar verdim. Karar verdim bulduk tamam. Karar verdim bu... ...çekimli bir fiil. Yani bu bir fiil. Çekimli fiilimizi koyduk. Burada zaten... yazın notlarımızı da bunları çok çok detaylı bir şekilde anlattık. Hem Dinamo'da hem de... E, ...diğer soru bankalarımızda var. Eğer elinizde eski Dinamo varsa oradan çözebilirsiniz Sadece birinci dönem konuların olduğu... ...birinci dönem LGS konuların olduğu Dinamo varsa... ...orada filmselin olduğu testleri çözebilirsiniz. Şimdi... ...fiili bulduktan sonra, yüklem bulduktan sonra... ...geriye kalan kelimelerden mameyki alanlara bakacaktık. Bakalım. Okulların açılmasıyla... ...açılmasıyla, açılmamasıyla... ...bak. Açılma burada bir isim fiilimiz var. Birlikte derslerine çalışanlar, çalışanlar, çalışmayanlar an sıfat fiilimiz var. Olduğunu olmadığını dık sıfat fiilimiz var. Anlamak, anlamamak isim fiilimiz var. İsteyip istemeyip zarf fiilimiz var. Niye? mayışmaklar isim fiildi bak. Maışmaklar isim fiildi. Mak ma bunlar isim fiil. An esmez dik ecekmiş sıfat fiildi. An dik. Ama geriye kalanlar zarf fiildi. Öğrencilerime farklı sorulardan oluşan an eki dolayısıyla buna da yine sıfat fiil diyebiliriz. Sıfat fiil diyebiliriz. Bir sınav yapmaya karar verdim bak yapmaya me ma bu da yine isim fiil, ad eylem diyebiliriz. Peki biz bunların fiilmiş olduğunu nasıl anladık? Yüklemi bulduk. Bak taktiğimiz burada. Yüklemi bulduk. Yüklemi bulduktan sonra geriye kalanlardan... ...Mame 2 alabilenlere baktık. Açılmasıyla, açılmamasıyla. Çalışanların, çalışmayanların. Olduğunu, olmadığını. Anlamak, anlamamak. isteyip istemeyip. Oluşan, oluşmayan. Yapmaya, yapmamaya dediğimiz zaman... ...bunlar zaten Mame 2 alabildiği için fiilimsi oluyor. Artı, Ma 2 aldığı için isim fiil... ...An 2 aldığı için sıfat fiil... Dık iki aldığı için sıfat fiil olduğunu bilmemiz <laughs> gerek. Şimdi o zaman filmleri bulduk. Gelelim cümle ögeleri sorusuna. Cümle ögelerinde de öncelikle ne yapıyorduk? Önce yüklemi buluyorduk. Yüklemden sonra kim ve ne sorularıyla özlemizi buluyorduk. Sonra kimin ne, ne sorularıyla nesnemizi. Ardından da tamlayıcılarımızı. İşte nereye nereden, kime kimden, neye neyden gibi sorularla yer tamlayıcısını. Ne zaman, nasıl, niçin gibi sorularla zarf tamlayıcısını buluyorduk. O zaman yöntemimiz bu. İlk başta yüklemi bul. Sonra özneyi bul, sonra nesne, sonra tamlayıcılar. Şimdi, bakalım. Konunun daha iyi anlaşılması için çok soru çözmek gerektiğini biliyorum. Biliyorum yüklemimiz. Biliyorum yüklem. Yüklemi bulduk, tamam. Sonra özneyi geçiyorduk. Kim biliyor? Ben biliyorum. Ben, gizli özlemiz, tamam. Yüklemi bulduk, özneyi bulduk. Sonra nesne. Neyi biliyorum? Kimi biliyorum? Neyi biliyorum sorusunu soruyoruz. Neyi biliyorum? Çok soru çözmek gerektiğini biliyorum. Ee, niçin biliyorum? Konunun daha iyi anlaşılması için biliyorum. Konunun daha... Ha yok. Neyi biliyorum? Konunun daha iyi anlaşılması için... ...çok soru çözmek gerektiğini biliyorum diye bir bütün oluyor. O zaman burası da belirtili nesne oluyor. Neden buraya belirtili nesne dedik Tonguç'um? Çünkü birincisi gerektiğini dik iki almış sıfat fiil. Arkasındakileri içine çekti. İkincisi de biliyorum ben biliyorum diye biliyorsun ama konunun biliyorum, daha iyi biliyorum, anlaşılması için biliyorum. Hayır. Konunun daha iyi anlaşılması için çok soru çözmek gerektiğini burası bir bütün olarak nesne biliyorum yüklem oluyor. Şimdi diğer bir örneğe bakalım. Kafesteki kuşların tüylerinin parlaklığı şu, göz alıcıydı. Şimdi hmm. alıcıyı da yüklem diyemeyiz. Göz alıcı bir bütün. Göz alıcıyı da yüklem. Şuraya hatta y değil de yüklem yazalım kafamız karışmasın. Yüklemi bulduk tamam. Göz alıcıyı da yüklem. Yüklemden sonra Özne'ye geçiyorduk. Y'den sonra Ö vardı. Şimdi soruyorum. Kim göz alıcıydı? Cevap yok. Ne göz alıcıydı? Kafesteki kuşların tüylerinin parlaklığı göz alıcıydı. O zaman burası da bir bütün olarak özne ve yüklemden oluşuyor. Zaten bir cümlenin yüklemi isimse o cümle genellikle özne yüklemden oluşur Tomuç. Devam edelim. Teyzemler özlemini çektikleri yere dönüyorlar gelecek hafta. Şimdi yüklemimiz dönüyorlar. Dönüyorlar yüklem. Şimdi yüklemimizi bulduk. Yüklemler de burada. Kim dönüyor? Teyzemler dönüyorlar. O zaman burası da özlemiz. Tamam. Özlemizi bulduk. Sonra bak yüklem bitti. Özlem bitti. Devam ediyoruz. Kimi dönüyorlar? Cevap yok. Neyi dönüyorlar? Cevap yok. O zaman nesnemiz yok. Nereye dönüyorlar? Özlemini çektikleri yere dönüyorlar. Bak özlemini çektikleri yere. Dolayısıyla bu da yer tamlayıcısı oluyor. Niye? Çünkü nereye, nereden gibi sorular yer tamlayıcısını buluyordu. E burada gelecek hafta kaldı. Bir de zarf tamlayıcımız var. Ne zaman dönüyorlar? Gelecek hafta dönüyorlar. Bu da ne zaman sorusuna cevap veren zarf tamlayıcısı oluyor. Tonguç evladım benim. Teyzemler özne çünkü kim sorusuna cevap verdi? Özlemini çektikleri yere yer tamlayıcısı çünkü nereye sorusuna cevap verdi? Gelecek hafta zarf tamlayıcısı çünkü ne zaman sorusuna cevap verdi? Demek ki kim sorusuyla özneyi, neyi, kimi sorusuyla nesneyi ve ne sorusu var? Nereye, nereden, kime, kimden gibi sorularla yer tamlayıcısını, ne zaman, nasıl gibi sorularla da zar tamlayıcısını buluyoruz. Şimdi bir tane anlam bilgi sorumuz var ona bakalım. Diyor ki bu cümleyi dile getiren biri için yargılanan hangisi kesin olarak söylenir? Bu arada LGS senesinde arkadaşlar daha çok bol bol test çözün. Bakın biz normalde dinamo soru banklarımıza bol bol e, yazıl notlarında, e, yazılı notlarında yazılı proları koyuyoruz dinamolarda. Ama burada hiç yazılı prosu koymuyoruz. Niye? Çünkü e, LGS zaten hocalar genellikle yazılıları normal test şeklinde yapıyorlar. Yazı notlarında çalışabiliyorsunuz. Bunları LGS için de kullanabilirsiniz. Ama daha çok test sorulduğu için biz de şimdi size anlam bilgisi alakalı hem testler çözeceğiz hem de anlam bilgisi alakalı normal boşluk doldurmalar, işte amaç sonuç, işte neden sonuç, koşul sonuç ya da farklı farklı örneklerde çözeceğiz. İşte ses ses sözcük, gerçek anlam mevzu onları da çözeceğiz. Ama şimdi birkaç tane testle başlayalım. Sonra onları da geçeceğiz. Bakalım. Diyor ki hangisi kesin olarak söylenir? Urfa'da yaşamış, hayatını burada geçirmiş biri olarak mücadele eder asla vazgeçmem. Bakın bu LGS'de de gelebilecek bir soru tarzı. Bu cümleyi dile getiren biri için yargılarından hangileri kesin olarak söylenir diyor. Hayatının tamamını Urfa'da geçirmiştir bak. Urfa'da yaşamış, hayatını burada geçirmiş biri olarak diyor. Tamam. Hayatının tamamını Urfa'da geçirmiştir diyebiliriz. Tamam. Küçük yaşlardan itibaren çalışmak zorunda kalmıştır. Urfa'da yaşamış, hayatını burada geçirmiş biri olarak mücadele eder asla vazgeçmem. Yok. Küçük yaşlardan itibaren çalışmak zorunda kaldığına dair bir şey yok. Yaşadığı sıkıntılar onu mücadeleci bir kişi yapmıştır. Urfa'da yaşamış, hayatını burada geçirmiş biri olarak mücadeleden asla vazgeçmem diyor ama sıkıntı falan yaşadığını söylemedi. O zaman bu da yok. Buradan kesin olarak ulaşabileceğimiz şey hayatının tamamını yani Urfa'da yaşamış, hayatını burada geçirmiş biri dediğine göre sadece yalnız biri ulaşabiliyoruz. Bu tarz sorularda kesin kesin ulaşılmayan şeyleri işaretlemiyorsunuz arkadaşlar. Buraya dikkat etmeniz lazım. Yoruma dayalı olarak bir şeyler eklerseniz sıkıntı yaşarsınız. Geldik bu soruya. Bu tarz sorularda da İki cümlenin de ortak anlamını bulduktan sonra yani birbirine geçirmeden önce, birbirine birleştirmeden önce... ...bunun bir özetini çıkarıyorsun zihninde, bunun bir özetini, sonra ikisini birleştiriyorsun. Ve mutlaka da kontrol ediyorsun. Burada olup da orada olmayan bir şey var mı diye. Bakalım. Bu iki cümlenin anlamca birleştirilmiş hali hangisidir diyor. Sera gazı emisyonları azaltılmazsa 2100 yılına kadar küresel ortalama yüzey sıcaklıklarına yaklaşık 3 derecelik artış olacağı öngörülüyor. Dünyadaki 410 milyon insan şiddetli kuraklığa maruz kalacak. 49 milyon insanın ise yaşam alanları deniz seviyesi artışından etkilenerek sular altında kalacak demiş. Şimdi bu iki cümleyi birleştireceğiz. 2100 yılına kadar sera gazı emisyonları azaltılmazsa dünyadaki 410 milyon insanın şiddetli kuraklığa maruz kalacağı, 49 milyon insanın ise yaşam alanları deniz seviyesi artışından etkilenerek sular altında kalacağı öngörülüyor Peki burada üç dereceyi kullanmış mı? Kullanmamış. Burada 3 derece olmadığı için bu gitti. Ee, burada 2100 var. 49 milyon var. 410 milyon var. 3 derecelik artış var. Bakalım. Sera gazı emisyonu azaltılmazsa 2100'e kadar küresel sıcaklıklarda 3 derece artış olacağı görülüyor. Ee, ama ortalamayı söylememiş burada da. Bu durumda 49 milyon insanın yaşam alanları deniz seyirlerinden etkilenerek su altında kalacak. Yine de gözlemlenen kuraklığa maruz kalacak. Burada ortalamayı söylemiş ama diğerlerini kontrol edelim. 2100 yılını söylemiş. Ortalama yüzden 3 derece artacak demiş. Ee, bu durumda dünyada 49 milyon insanın içeri kurulma hakkında 400 40 milyon insanın yaşam alanları deniz seyiz arsızlığına etkilenerek sular altında kalacak. Ee, burada her şey var. Hem ortalama da var. Hemen 2100 de var. Başka bir şey eksik mi ona bakalım. 2100 yılına kadar sera gaz emisyonları azaltılmazsa tamam. Küresel ortalama yüzey sıcaklarına yaklaşık 3 derecelik artış olacağı görülüyor. Bu da tamam. Bu durumda dünyadaki 49 milyon insanın şiddetli kuraklığa maruz kalacak. <laughs> ha yok. 49 milyon insan şiddetli ma kur kuraklığa maruz kalmayacak ki. 410 milyon insan şiddetli kuraklığa maruz kalacak. Bunu da eledik. Sera gazı emisyonları azaltılmazsa 2100 yılına kadar küresel ortalama yüzey sıcaklığına yaklaşık 3 derecelik artış olacak. Tamam. Güzel. Buraya kadar şey tamam. Bu durumda dünyadaki 410 milyon insan şiddetli kuraklığa maruz kalacak. 9 milyon insanın ise yaşam alanları deniz seviyesi artışına etkilenmek Burada Bu tam oluyor. Denizi tam oluyor. Burada ortalama kelimesi yok. Burada yanlış bir e, yönlendirme yapmış. Geldik buraya. Bir e, sözel mantık sorumuz var. LGS senesi bunlar da çıkıyor. Birazdan anlam bilgisiyle alakalı çok basit sorular da çözeceğiz. Yazılı notlarımıza da işledik bunların hepsini. Ama şimdi şu sözel mantık sorusuna da bakalım. Sonra diğerlerini pekiştireceğiz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir sitenin altındaki 5 dükkanı lokanta, terzi, market, kırtasiye ve eczane kiralamıştır. Tamam. Şöyle beş tane dükkan var. Buraya yazıyorum şöyle. Beş dükkan. 1, 2, 3, 4, 5. Bu dükkanların açılma sıraları ile ilgili bilinenler şunlardır diyor. İlk açılan dükkan market olmuş. O zaman buraya ma yazıyorum. Tamam bu birinci sıra, bu ikinci sıra, bu üçüncü sıra, bu dördüncü sıra, bu da beşinci sıra. Tamam, sırasıyla açılan yan yana olmayabilirler. Kırtasiye eczaneden önce açılmıştır. O zaman kırtasiye eczaneden önce açıldıysa K diye bir sıralamamız olacak. K burada olabilir ya da burada olabilir ya da burada olabilir. Yani şurası K olabilir. Şurası K olabilir. Şurası K olabilir. Şurası en son açılan dükkan lokanta değildir. Ha, lokanta o zaman şunlardan birinde. Tamam. Eczaneden sonra bir dükkan daha açılmıştır. Eczaneden sonra bir dükkan daha açıldığına göre bak eczane burada kesin. Sonrasında bir dükkan daha açılmış. Boşluk olarak bu. Ve aynı zamanda e, K'de bir bütünlük. K'ye de böyle yazdık. Niye? Çünkü kırtasiye eczaneden önce açılmıştır. Kırtasiye eczaneden açılmıştı. Ha, ama K burada da olabilir bu arada. En son açılan dükkan lokanta değildir. Diyor. Dolayısıyla K burada olabilir, L burada olabilir. Ya da K burada olabilir, L burada olabilir. Anlaştık mı? Niye? Şu anda bak. İlk önce açılan market oldu. Kırtasiye eczaneden önce açıldı. Ama burada da olabilir, burada da olabilir. Yani önce ama ne zaman önce olduğunu bilmiyoruz. Hemen önce demiyor çünkü. En son açılan lokanta değil. Lokanta ya burada ya burada. En sonunda değil. Eczaneden sonra bir dükkan daha açılmış. O zaman buraya da ne kalıyor? Terzi kalıyor. Şuraya şuraya T yazalım bitti. Şimdi. Bu bilgiler göre hangisi kesin olarak söylenemez diyor. Lokanta eczaneden önce açılmıştır. Lokanta eczaneden önce açılmıştır. Evet her türlü eczaneden önce. Zaten ne dedi? Bak ee, en son açılan dükkan lokanta değildir dedi. Ve kırtasiye ezenden önce açılmıştır. Dolayısıyla lokanta ezenden önce açılmıştır oluyor. Bak burada da L-E'den önce, burada da L'den önce. Yani her iki kombinasyonda. Terzi senin altına açılan en son dükkandır. Bu da gördük. Terzi bu yeri kesindi. Şu Şurada marketin yeri kesin. Bunu en başta verdiler bize. Şu ezanın yeri de kesin. Ama şu K ve L yani lokanta ve terzi şeyi lokanta ve nedir bunun adı? Ee, Kırtasiye'nin yeri belli değil. Tam belli değil. Devam ediyoruz. Kırtasiye marketten hemen sonra açılmıştır. Kırtasiye marketten hemen sonra açılmıştır. Bu kesin değil. Kırtasiye marketten hemen sonra da açılmış olabilir. Biraz sonra da açılmış olabilir. Yani araya bir lokanta girmiş olabilir. Eczane terziden önce açılmıştır. Evet, eczane terziden önce açıldı kesin. Şu kırmızılar kesindi ama C seçeneği kesin değil arkadaşlar. Bu tür sorularda yine çok dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi altı çizili sözcüklerin anlamca türünü işaretleyiniz demiş. Gerçek, mecaz, terimle alakalı örneklerimiz var. Dikkatçi mı Tonguç'um. Newton bilime büyük bir ışık tuttu. Buradaki ışık sözcüğü mecaz çünkü burada gerçek bir ışıktan bahsetmiyor. Burada bahsedilen ışık yani aydınlattı manasında değil de bize yol gösterici oldu manasında. Fen dersinde ışığın kırılmasını işledik. Burada fen dersi olduğuna göre sence bu terim anlamı olabilir mi Tonguç Eladim? Evet hocam. O zaman biz buna terim anlamı diyoruz. Niye? Çünkü fen dersindeki ışık bir terim anlamıdır. Işığı açmazsan iyi göremezsin demiş. Bu işte gerçek anlam. Niye? Çünkü ışık normal ışıktan bahsediyorum. Bu oyun üç perden oluşuyor dediğimizde bu ne terimi? Tiyatro. Harikasın. Buraya ben şöyle yazıyorum senin söylediğin gibi. Tiyatro terimi. O zaman buraya biz terim anlam diyoruz. Perdeyi çek de bizi görmesinler. Bu normal annemizin evde beraber kullandığımız perden bahsediyor. O zaman bu gerçek anlam oluyor. O zaman bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamı gerçek anlam. İlk anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı anlam mecaz anlam. Eğer bir edebiyat, Türkçe, matematik, fen ...gibi bir derste, bir bilim dalında... ...kullanılan bir şeyse o da terim anlamı oluyor. Şimdi gelelim eş anlam, zıt anlam sorusuna. Şimdi... ...eş anlam, yazılışları farklı... ...anlamları... ...aynı olan sözcükler demek. Sul sözcüğünün eş anlamlısı nedir biliyor musun? Barış. Harikasın. Sul ve... ...barış. Tebrik ediyorum. Çünkü yurtta barış, cihanda barış demiş değil mi? Atatürk. Yurtta sul, cihanda sul. Akın eş anlamlısı beyaz. Yitirmenin eş anlamlısı kaybetmek. Bak bunlar zor örnekler dikkat olmalısın. Kemin iş anlamlısı biliyor musun Tonguç Elad'ım benim? Tamam ben söyleyeyim o zaman. Kötü, kem gözle bakıyorlar diye. İstikbal, gelecek. Objektif nedir biliyor musun Tonguç Elad'ım benim? Bilmiyorum hocam. Bilmiyorsunuz zor örnekler bunlar. Nesnel, pak, temiz, sebep, neden, yalında, sade diyebiliriz. Şimdi bunların zıt anlamlısına bakıyoruz. Tamam mı? Bunlar artık zıtına bakacağız. Şimdi ee, barışın zıt anlamlısı savaştır Tonguç Eladım benim. Beyazın zıt anlamlısı siyahtır. Yani ak kara gibi. Kaybetmenin zıt anlamlısı nedir? Bulmak. Harikasın. Bulmaktır. Kötünün zıt anlamlısı nedir? İyi. Muhteşemsin. İyi. Geleceğin zıt anlamlısı nedir? Geçmiş. Harikasın. Geçmiş. Nesnenin zıt anlamlısı da özneldir. Yani objektif, subjektif diyebiliriz. Özneli de yazalım. Buraya parantez içinde subjektif de yazabiliriz. sonuç Hanım benim. Temizin zıt anlamlısı yani pakın zıt anlamlısı kirlidir. Sebebin zıt anlamlısı, nedenin zıt anlamlısı sonuçtur. Sadenin, yalının zıt anlamlısı nedir? Ee, Tongçaylı Hanım benim? süslü. Harikasın, <laughs> süslü. Tebrik ediyorum seni. Süslü diyebiliriz. Şimdi biraz tereddüt ettiğini düşünerek cevap verdin ama doğru cevabı buldun. Şimdi gelelim eş sesli sözcüklere yani yazılışları aynı ama anlamları tamamen farklı olan sözcükler. Mesela nasıl örnek verebiliriz mesela? Ha bak burada çay varmış. Çay. Hem içtiğimiz çay olabilir. Değil mi? İçtiğimiz çay olabilir. Hem de ırmak nehir gibi olan uzaktan gelen çay olabilir. Dolayısıyla çay sözcüğü sesleş. Şimdi burada baya bir teş kelime var. Dikkatli olursak bulabiliriz. Başlıyorum. Ekranları başlayın. Arkadaşlarımız da mutlaka bulmaya çalışsınlar. Bulurlarsa tebrik ediyorum. Bence baya bir sesleş kelimeyi kaçıracaklar. Başlıyoruz. Soğuk değil bir ocak bak. Ocak hem mevsim olan ocaktır hem de böyle ateşin yanında ocaktır. Sabahında eşim ve ben. Bak ben hem şu kolumuzdaki bendir hem de birinci tekil şahıs ben vardır. Güzel bir kahvaltıya hayır bak. Hem hayırlı da olsun yani hayır yani hayır yapıyorlar hayır hasenat. Hem de hayır bu da bir sesleştiriyor diyemezdik sağ olsun bak sağ. Hem sağ kol sol koldaki sağ vardır hem de yaşıyor manası yani sağ. Yani ölmemiş manası olsun. Koca bir tepsi bak koca. Hem karı kocadaki koca vardır hem de büyük anlamına gelir. Bir tepside sıcacık bir çay. Çayı söylemiştik zaten. El. Hem insanın eli vardır hem de eller yani yabancılar manasında kullanılabilir. Bu arada elim kirlenmiş. Onu da şöyle güzelce temizleyelim Tomuş el benim. Şöyle alıyorum. El. Bu, bu şu anda temizlediğim el vardır kalem kullanırken. Bir de eller ne derse desin. Yani yabancılar manasında vardır kadar beyaz peynir, kara zeytin. Bak kara sözcüğü hem nedir? Siyah anlamına geliyor. Aynen hem siyah anlamına gelir hem de kıta karası. Yani işte karaya çıktık denizden karaya çıktık manası diyebiliriz. Zeytin. Burada başka görebiliyor musun Tonguç Elhan Yaş kelimesi. Harikasın yaş sözcüğü. Hem kaç yaşındasın işte 11 yaşındayım, 19 yaşındayım, 30 yaşındayım dersin. Hem de yaş ıslak manası kullanıyorum. Mesela bu yaş bak şu, an, şu anda yaş mendil, ıslak mendil kullanıyorum. Ceviz. Arı sütü bak bu zor bunu bulamazsın. Arı hem ...ağrı, vız vız vızdaki arı vardır. Hem de arı, sade anlamına gelir yani. Sade, arı bir dili var. Sütü, bal. Bal, bal sesleştiriyor. Tokuçu'yla ne alakası var? dem bal, bal hem hem şans hem de şey diyorsun ama değil. O değil. Ve daha neler neler geldi. Sanki yüz çeşit var. Bak yüz. Hem insanın yüzü olan yüz vardır. Hem de yüz sayısı vardır. Hem de yüzmek var. Dolayısıyla burada gördüğün gibi... ...bir sürü sesleş çocuk var. Bunların hepsini bulan arkadaşlarımızı... ...tebrik ediyoruz arkadaşlar. Şimdi... Ee, başka hem karı koca anlamında hem de denk anlamında olduğu için bunu da yine eş sesli sözcük olarak alabiliriz. Şimdi geldik cümle çeşitlerine. Burada dikkat olmamız lazım. Neden sonuç cümlelerinde bir nedenden dolayı bir sebepten dolayı bir sonuç oluyordu ve olan olmuştu yapılacak bir şey yoktu. Tamam mı? Amaç sonuç cümlelerinde ise bir amaç, bir istek, bir gaye vardı. Koşu sonuç cümlelerinde ne vardı Tomuş Elhan'da? vardı. Harikasın. SSA vardı. Çalışırsan başarırsın gibi. Dolayısıyla burada da SSI'ya dikkat edeceğiz. Sonuç herhalde şey benim. Şimdi burada cümleleri okuyacağız. Ardından da hangisi neden sonuç, hangisi amaç sonuç, hangisi koşul sonuç karar vereceğiz. Öğrenciler derslerine çalıştı mı başarı çok hızlı bir şekilde gelir. Yani öğrenciler derslerine çalıştığı zaman, öğrenciler derslerine çalıştıysa demek istiyor. Dolayısıyla Ssa olduğu için burada koşul sonuç vardır diyebilir miyiz sonuç herhalde şey evet benim? Evet hocam. Harikasın, tebrik ediyorum seni. Kargonuz geciktiğinden size hediyenizi teslim edemedik. Aa, bak burada bir üzüntü de var dikkatliysen. Neden teslim edemedik? Bak, teslim edemedik sonuç. Neden teslim edemedik? Çünkü kargonuz gecikti. Sebebimiz kargomuzun gecikmesi. Dolayısıyla burada da neden sonuç var Tonguç evladım şey benim. Bak, neden sonuç cümlelerinde olan olmuş, biten bitmiştir. Yani artık kargoyu geciktiği için hediye teslim edememiş. Ama... Amaç sonuç cümlelerinde daha belli değildir. Yani daha sonuç şöyle düşünüyor yani. İnşallah olur diye düşünüyor. Daha belli değil. Sonuç belli değil. Burada ise olan olmuş. Bak şimdi. Sınavlarda başarılı olmak için düzenli bir şekilde çalışıyorum. Şimdi bak. Sınavlarda başarılı olmak amacıyla düzenli bir şekilde çalışıyorum diyebiliriz. Yani buradaki içinin olduğu yere amacıyla sözcüğü koyabilir miyiz sonuç herhalde? Evet hocam. Harikasın. Süper. O zaman burada amaç sonuç var diyebiliriz. Bu bir. İkincisi daha başarılı olup olmadığı belli değil. Yani başarılı mı olmuş, başarısız mı olmuş belli değil. Dolayısıyla burada bir amacı var, bir isteği var, bir planı var. Dolayısıyla burası amaç sonuçtur Tonguç Evladım benim. Şimdi bak bu zor bir soru dikkatli olman lazım. Erzurum'un dağları kardır geçilmez. Sence bu neden sonuç mu? Amaç sonuç mu? Koşul sonuç mu Tonguç? Bilemedim hocam. Hiç sıkıntı yok. Bu zaten üniversiteden çıkmış bir soru gibi böyle zor bir soru. Bak Erzurum'un dağları geçilmez diyor. Şimdi Erzurum'un dağları neden geçilmez? Kar olduğu için geçilmez. Dolayısıyla bu neden sonuç cümlesi. Zaten bak Erzurum'u dağları kardır geçilmez derken böyle bir ifade var yani. Hani dağları geçmek için şunları yapacağım falan demiyor. Geçilmez diyor yani geçilmiyor artık yapacak bir şey yok. Teyzemi ziyaret etmek üzere yola çıktım. Bak teyzemi ziyaret etmek için teyzemi ziyaret etmek amacıyla yola çıktım diyebiliyoruz. Dolayısıyla teyzesini ziyaret ettiğini biliyor muyuz sonuç herhalde benim? Yok hocam. O zaman bilmiyorsak sadece bir istekteyse... Bir e, hedefteyse o zaman buna biz amaç sonuç diyoruz. Sonuç eladım benim. Tamam süper. Şimdi geçiyoruz. Öznel mi nesnel mi olduğunu belirtiniz demiş. Öznel cümlelerin başına bence ifadesi getirebiliyorduk. Bu cümleler yorum içeriyordu. Nesnel cümleler ise bence getiremiyorduk. Burası önemli. Mesela diyelim ki bu kalem siyah renk dediğimizde bunun başına bence getiremezsin. Çünkü gerçekten de siyah renk yani ne sencesi siyah renk. Ama bu kalem çok güzel dediğimizde bunun başına bence getirebilir miyiz Tonguç herhalde benim? Evet hocam. Aynen. Bence güzel. Çünkü sence güzel olmayabilir. İşte çünkü bu kalem sence daha güzel olabilir. Değişebilir. Yani kalemin güzelliği, insanların iyi olması, kötü olması, şefkatli olması buna benzer şeyler hep kişisel görüş içerir. Şimdi bakalım. Şair şiirlerinde sıra dışı bir üslup kullanarak okuyucuyu etkiliyor demiş. Burada sence bence kelime... <laughs> sence bence biraz garip oldu tabii Tonguç'um. Burada bence kelimesini getirebilir miyiz sonuç içeradime? Evet hocam, süper. O zaman buraya bence kelimesi gelebileceğine göre yani şöyle diyebileceğimize göre, şair şiirlerinde bence sıra dışı bir üslup kullanarak okuyucuyu etkiliyor bence diyebiliyoruz bak. Burada hem sıra dışı ifadesi hem de okuyucuyu etkiliyor ifadesi bize net bir şekilde özellik kazandırıyor. Şimdi Rize her mevsim yağış alan ve en fazla çay üreten ilimizdir dediğimizde buraya ee, bence gelebilir mi Tonguç Elad'ım? E? Hayır hocam. Gelmez. Harikasın. Dolayısıyla burası net bir şekilde nesnel bir cümle. Çünkü bu kanıtlanabilir bir şey. Düze her mevsim yağış aldığını bakarsın kanıtlarsın. En fazla çay ürettiğini bakarsın kanıtlarsın. Okulumuzun önünde yer alan arabalardan sadece iki tanesinin rengi beyazdı. Ve bu iki araba da kirliydi diyor. Bak şimdi arabaların renginin beyaz olduğunu ispatlayabiliriz. Veya olmadığını kirli olup olmadığını da ispatlayabiliriz. Dolayısıyla buraya bence gelebilir mi Tonguç Evladım? Hayır hocam. Gelmez. O zaman burada da yine nesnel bir cümle var diyoruz. Şimdi şuna bakalım. Nasrettin Hoca içinde yaşadığı toplumun özelliklerini fıkralarına çok iyi yansıtır. Şimdi burada burada çok iyi yansıtır diyerek yine bencelik bir ifade kullanmış. Yani bence çok iyi yansıtır. Başkası ...o kadar iyi yansıtmadığını düşünebilir. O yüzden burası yine özel bir cümle. Bu arada ekranları baştaki arkadaşlarımıza lütfen... ...bizle beraber buradaki ifadeleri... ...Tonguç nasıl cevaplamaya çalışıyorsa... ...siz de bizle beraber videoyu durdurarak... ...ya da durmadan cevaplamaya çalışın. Çok önemli. Yazılıp provası öncesinde bunları yapmanız gerekli. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyona sunulmak üzere yeni bir yasa tasarısı hazırlayan milletvekilleri az önce televizyonda sorulara cevap verdiler. Şimdi bu zor bir soru. Bakalım yapabilecek misin Tonguç'um? Bu özel mi nesnel mi? Bilemedim hocam. Sıkıntı yok. Bilemeyebilirsin. Şimdi mantığımız neydi? Başına bence getirecektik. Buraya bence getirebileceğimiz bir durum yok. Niye? Çünkü burada herhangi bir yorum içeren yani böyle sıra dışı, çok iyi, güzel, sıcak falan böyle bir şey yok. Normal her bir ifade kanıtlanabilir, ispatlanabilir ifadeler. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyona sunulmak üzere yeni bir yasa tasarısı ya yeni ya da eski bunu hesap ispatlı bunu hesaplayabilir ya da ispatlayabilirsin. Yeni bir yasa tasarısı hazırlayan milletvekilleri az önce televizyonda sorulara cevap verdi. Burada herhangi bir yorum yok. O yüzden burası da nesnel bir cümle. Bu arada ekranları başındaki arkadaşlarımız bunu bildiyse alkışlıyoruz. Buradan da arkadaşlar mutlaka yazınızda yüzde yüz soru gelecek. Burayı iyi bilin arkadaşlar. Demek ki başına bence getirebiliyorsak bir cümle özel oluyor. Getiremiyorsak nesnel oluyor. Bu kalem siyah renk. Bu nesnel cümle. Bu kalem çok güzel. Bence diyorsun. O yüzden özel oluyor. Şimdi hemen e, ana düşünce sorusuna bakalım. Şimdi diyor ki bu tarz sorularda öncelikle şunu hatırlamamız lazım. Ana düşünce sorularını onu da söyleyelim. Size bir paragraf verebilir. Bu paragrafın ana düşüncesi nedir derse hatta şöyle yazalım buraya. Ana düşünce. Ana düşünce biliyorsun Tonguç benim. Düşüncelerin annesi. Bunun yavruları var böyle yardım düşünce. Ana düşünce sorularında sana şöyle bir metin başlatır. ...işte la 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 bir şeylerden bahseder bahseder. Sonlara doğru, sonlara doğru der ki özetle bak artık ana düşünceyi verecek ya özetle der ve ana düşünceyi verir. Veyahutta yine böyle anlatır la 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 bir şeylerden bahseder sonra ...kısacısı der, yani yine özetle demek istiyor, yine bize ana düşünce verir. Burada mavi ifadeler, ana düşüncenin olduğu yerlerdir. Veyahut da böyle gider işte anlatır, la 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 ...yine özetle demez de bu sefer ama der. Bak ama, ama, oysa, lakin gibi ifadelerin olduğu yerde de ana düşünce gelir. Niye biliyor musun? Sana burada bir şeyler anlatır. İşte şunlar şöyleydi, bunlar böyleydi, orası öyleydi. Bir şeyler anlatır, seni yorar. Ama ben buna katılmıyorum, bence bu böyledir der. Yani mesela işte İstanbul çok kalabalık bir şehir, çok fazla trafik var, çok fazla insanlar var, çok karmaşık ama yine de dünyanın en güzel şehri der. Eee ne oldu şimdi bütün o kadar eleştirdiğin bitti ama diyerek durumu değiştirdin. Dolayısıyla amadan sonra düşüncenin yönü değiştiği için bizler de ana düşüncelerde amadan sonraki ifadelere dikkat etmemiz gerekir. Veyahut da şöyle devam eder, devam eder sonra ardından mesela oysa der ve bize ana düşünceyi verir. Bu bir. İkincisi ana düşünceyi verir, şöyle ana düşünceyi verir bize... Sonrasında da örneğin der. Bak örneğin der ve bu anlattıklarına örnekler vermeye başlar, açıklamaya başlar. Anlaştık mı? Dolayısıyla örneğinden öncesinde de ana düşünce olabilir. Veyahut da bir şeylerden bahseder la 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 ve ardından da ünlü yazarımız, ünlü sanatçımız, ünlü düşünür de böyle düşünüyor diyerek önemli bir kişinin sözünü tırnak işareti içerisinde bizlerle paylaşır. Bu da ana düşünce olabilir. Çünkü bir insan anlattıklarına tanık gösteriyorsa burada da yine ana düşünce havası vardır. Dolayısıyla bizler genellikle genellikle bu ifadeler olmasa bile son cümlelere, son cümlelere, son ifadelere dikkat etmemiz gerekir. Oraya geldiğimiz zaman gözümüzü böyle dört açmamız gerekir. Tonguç evladım benim burası önemli. Şimdi burayı da bitirdik. Şimdi ee, neredeyiz? Ee, bu güzel oldu değil mi Tonguç Evet hocam. Tamam süper. Bunu aklına tutmalısın. Harikasın. Şimdi buraya bakalım. Diyor ki Anton Çehov'un okuma adlı öyküsü zorlamayla tepeden inme buyruklarla okumanın insanı olsa olsa kitap düşmanlığına iteceği gerçeğini dile getiriyor. Aslına bakılırsa okuma insanı kendi dar kabuğundan sıyırıp başka insanlara yani dünyaya açılma olanağı sağlayan bir araçtır. Ben okumak diye bir yapıtı başından sonuna kadar eleştirel bir yaklaşım okuma ederim. Kim kendine bir kitap alır da yatakta uyku çağıran bir araç olsun diye okursa ona ne yazık ki okuma denemez. Gerçek okuma, bu bir roman, bir deneme olsun, kendi ruhsal serüvenini onda aramak, ortak duyguların peşine takılıp belirli bir yaşamın kıyıcına demir atmaktır diyor. Şimdi burası ee, dikkat etsen birazcık seçici bir paragraf kullandık. Yani böyle ifadeler biraz değişik ama burada şunu görüyoruz ki okumak için yani pardon uyumak için yatağa gittiğimizde ee, kitap okuyorsak, buna kitap okuma denebilir mi Tonguç Eladım benim? Hayır hocam. Harikasın, burada bunu söylüyor. Diyor ki, yani ha nerede burada demiştik. Kim ki eline bir kitap alır da yatakta uyku çağıran bir araç olsun yokursa ...ona ne yazık ki okuma denemez diyor. Yani okuma eleştirel olmalıdır. Okuma ee, ruhsal serüvenini aramak olmalıdır. Uyumak için okumak, okuma olmaz diyor. Bu şekilde cümlesi söyleyebiliriz. O zaman şöyle diyelim. Ee, uyumak için... Uyumak için... Bunun farklı farklı kombinasyonları, farklı farklı çeşitleri olabilir... Uyumak için okumak, okuma değildir. Okumak, okuma değildir. Gerçek okuma, devam edelim mesela cümleyi uzatabilirsin. Gerçek okuma, burada da yazmış zaten gerçek okuma. E, ruhsal serüvenini aramaktır. Ruhsal serüvenini aramaktır şeklinde bir cümle söyleyebiliriz. Buna benzer başka ifadeler de söyleyebiliriz. Yani işte ruhsal serüvenini aramak gerçek okumadır. Uyumak için okumak okuma değildir de diyebilirsin. Şimdi... Geldik söz sanatlarına. Şimdi hatırlarsan benzetme, kişileştirme, abartma işte farklı farklı söz sanatları vardı. Bunlardan doğru olanları buraya yerleştireceğiz. Aslan futbolcular sahaya çıktı demiş. Burada futbolcuları aslana benzetmişler mi Tonguç Eladi beni? Evet hocam. Harikasın. O zaman burada benzetme var diyebiliriz. Niye? Futbolcuları aslana benzetmiş. Hatta bunun diğer Arapça adını yazalım. Teşbih. Sabri topa vurunca top uzaya gitti diyor. Şimdi Sabri diye bir futbolcu vardı eskiden Galatasaray'da. Gerçekten vurduğu zaman genellikle top e, stadın dışına çıkıyordu. Birazcık e, bu yönüyle meşhurdu. Şimdi burada e, ne yapmış sence Tonguç Elal Abartmış ya. Harikasın abartmış. O zaman buraya da hemen yazıyorum. Abartma cümlesi var. O zaman buraya da parantez içinde mübalağa diyebiliriz Tonguç Elal benim. Bulutlar ve kuşlar da maçı izliyordu. Burada ne sence Tonguç Helal benim? Abartmış ya. E sen her şeyi abartmış diyorsun eladım. abartmamış. Burada, evet aslında abartmış kuşlar ve bulutlar maçı izleyemez ama... ...burada insan olmayan varlıklar, bulutlar ve kuşları insana benzetmiş. Dolayısıyla biz buna e, teşhis, yani diğer adıyla insanlaştırma, yani kişileştirme diyoruz. İnsan olmayan bulutlar ve kuşlar insanmış gibi maçı izliyor diyor. Dolayısıyla burada kişileştirme var. Futbol topu yeter artık hızlı şut atmayın dedi diyor. Burada ne var sence Tonguç Evladım benim? Bilemedim hocam. Hemen söylüyorum bak. Futbol topu konuşur mu Tonguç Evladım benim? Hayır hocam. Konuşmaz. O zaman futbol topu bak şöyle bir futbol topu çizeyim buraya. Ben de çok güzel futbol topu çizerim şöyle. Bak şöyle çiziyorum. Şöyle şöyle yapacaksın. Şu ortaya da şöyle yapacaksın. Bunu da siyah boyayacaksın. Bak futbol topu konuşur mu konuşmaz. E futbol topu böyle yeter artık hızlı şut atmayın diyorsa burada insan olmayan bir varlık insanmış gibi konuşmuş oluyor. Dolayısıyla biz buna konuşturma diyoruz. Diğer adıyla da buna intak diyoruz. Zaten konuşturma olan yerde doğal olarak kişileştirme de var. Ama sen konuşturmayı yazmalısın. Sınavlarında Tonguç Eladım benim. Şimdi geldik yazım yanlışı sorumuza. Bu parçada yer alan yazım yanlışlarını bulunuz diyor. Başkentimiz Ankara'nın kendine özgü birçok güzelliği vardır diyor. Şimdi birincisi başkent bitişik yazılır. Burada hata var. O zaman başkentimizi yazıyorum. Bunun yazımı böyle olmalıydı. İkincisi Ankara'nın derken kesme işaretiyle ayrılması lazım. Bunun altını çiziyorum ve doğrusunu da buraya yazıyorum. Ankara'nın. Şimdi Ankaralı derse yapma ikili ayrılmadı. Yapma ikili ayrılmayacağı için ayrılmıyor. Bak ona dikkat Burada kuralı vermek istiyorum. Mesela Ankara diye yazayım. Birkaç tane örnek yazayım. Bu önemli bir örnekler çünkü buraya dikkat et. Şimdi Ankara değil pardon yazamadım. Ankara yazamadım. Şimdi Ankara'ya dersen ayırıyorsun. Ankara'da dersen ayırıyorsun. Ankara'nın dersen ayırıyorsun. Bunlar hep çekim eki olduğu için ayrılıyor. Ama Ankara kelimesine yani herhangi bir özel ismi eğer yapım eki gelirse Ankara'lı dedin ya artık bunu ayıramıyorsun. Ya da Ankara'lı dedikten sonra Ankara'lıya, Ankara'lılar, Ankara'lıların hiç ayıramıyorsun. Niye? Çünkü artık yapım eki geldi. Bunun en zor örneği ise Türkçe kelimesinde var. Bak şimdi Türkçe yazıyorum. Türk kelimesini yazıyorum. Türk, Türk. Türk diye yazıyorum. Şimdi Türk kelimesine yapmak geldiği zaman öğrenciler yakalayamıyor. Buraya dikkat edeceğiz. Bak şimdi. Türk kün dostu çoktur dediğin zaman veya düşmanı çoktur dediğin zaman burada kesme işaretleri veriyorsun. Çünkü bu çekim eki. Ee, Türk'ten çok iyi dost olur dediğin zaman burada ayırıyorsun. Ama Türkçe dediğin zaman Tonguç Elad'ı burada yapmak eki olduğu için bu. Bunu ayıramıyorsun. Ve dolayısıyla Türkçe yapmak eki almış yani Türk kelimesi Türkçe Türk dili demek. Hani İngilizce İngiliz dili. ...Arapça, Arap dili... ...Fransızca, Fransız dili... ...şimdi Türkçe nin dedin ya... ...bunu ayırmıyorsun artık... ...veyahut da e, Türkçe den dedin ya... ...bunu ayırmıyorsun... ...niye? Çünkü yapım eki ...yani bu kırmızı ekleri aldığı zaman... ...kelimeye gelen hiçbir ek ayrılmıyor... ...dolayısıyla burada Ankara yapma eki almadığı için... ...ayırabiliriz... ...Ankara'nın kendine özgü birçok diyor... ...ha bunu da söyleyelim... ...birçokta da hata var... ...birçok... ...bitiş yazım Tonguç olmuş benim... ...o yüzden buraya da doğrusunu yazıyorum... ...bir çok. Bunlarla alakalı karışabilecek ifadelerde de şuraya yazalım hemen. Hatta şurada boş bir kağıdınız varsa onu yazayım um. Ha, Burada varmış. Bak. Şey daima ayrı yazılıyor. Her şey ayrı yazılır. Bir şey ayrı yazılır. İşte iyi şey, güzel şey ayrı yazılır. Şey daima ayrı yazılır. Çünkü şey eşya demek tamam mı? Bu bir. Ee, herhangi bir şey dediğin zaman bunların üçünü de böyle ayrı yazıyorsun. Herhangi bir şey diyorsun. Ee, pek çok ayrı yazılıyor. Ee, ama hiçbiri bitişik yazılıyor. Ya da e, burada ne vardı? Birçok. Birçok bitişik yazılıyor. Buna dikkat ben lazım. Ya da birden bire gel diyorlar ya mesela bunlar bitişik yazılıyor. Burası önemli. Şimdi devam ediyoruz. İnsanı da doğası da farklıdır Ankara'nın. Bak şimdi burada bir kere insanı doğası farklıdır diyebiliyorsun. Bak şu D'leri kapatabiliyorsun. Şöyle kapatayım. İnsanı doğası farklıdır diyebiliyorsun. O zaman insanı da doğası da farklıdır dememiz lazım. Burada da hata yapmışız. O zaman buraya da yazıyorum. İnsanı da olacak. Ankara'nın bir daha yanlış yazmışlar. O yüzden bunun da doğrusunu bir kez daha yazıyorum. Ankara'nın. Kızılay'da bulunan, bu doğru yazılmış. Çünkü Kızılay bulunan diyemezsin. Bu bitişik yazılması lazım. Yeraltı çarşıları başka hiçbir şehirde olmayan bir havaya sahiptir. Hiçbirinde bitişik yazılacağını söylemiştik. O yüzden bunun altını çiziyorum. Hiçbir kelimesinde böyle yazıyorum. Burada bir yazım yanlış daha var. ...bulabildin mi Tonguç Elan'ım benim? Yok hocam. Hemen söylüyorum o zaman. Yeraltı. Yeraltı da eğer bilinçaltı olsaydı bitiş yazılırdı soyut kelime. Ama yeraltı çarşısı buradaki mesela Ankara'da Zafer çarşısı vardır buna benzer. Yer altında ayrı yazılması gerekiyor. Somut olduğu zaman ayrı yazıyoruz. Yeraltı çarşıları başka hiçbir şehirde olmayan e, bir havaya sahip diyor. Başka da bir yanlış yok galiba değil mi Tonguç Elan'ım? Patladım bir tane daha var. Sahiptir kelimesi. Burada da sahip Tir olması lazım. Ünsüz benzeşmesi Kur'an'da uyması gerekiyor. Ona da dikkat edeceğiz. Tamam. Şimdi gelelim noktalama işaretleri sorumuza. Aşağıdaki parçada yay araçlarıyla boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız demiş. İki samimi arkadaş, virgül. Sabahtan sözleşmişler. Yağmur diner dinmez mantar toplamaya, kırlarda dolaşmaya gelmişlerdi. Nokta. Yağmurun hemen ardından mantarlar çıkmışken evde durmak olur muydu? Soru işareti. Kıvırcık sarı saçları vardı kısa boylu olanın. Virgül. Uzun boylu olan ise canlı kanlıydı. Yanaklarından kan fışkırıyordu adeta. 5-10 dakika içinde bayağı mantar topladılar. Eve dönebilirlerdi artık. Tamam. Şimdi bak. Burada viril koyduk. Neden? Çünkü birden fazla yüklem var. Eve dönebilirlerdi. Mantar topladılar diyor. Ve arada başka bir şey yok. Burada ee, kıvırcık sarı saçları vardı kısa boylu olanın. Uzun boylu olan ise kan, canlı kanlıydı hediye yanaklarından kan fışkırıyor zaten diyor. Şimdi burada aralarda virgül olduğu için buna daha güçlü virgül var noktalı virgül koymamız gerekiyor. Yani hani matematikte öyle oluyor ya 2 artı 2 diyorsun sonra 3 artı 3 diyorsun sonra daha güçlü bir köşeli parantez koyuyorsun. Türkçe'de de öyle virgül koy virgül koyduysan araya daha büyük bir noktalı virgül koyman gerekiyor. Bak burada virgül var burada da virgül var o zaman kısa ile uzun ayırmak için noktalı virgül koymamız gerekiyor. Burada soru işaretimiz geldi. Burada zaten bak noktalı virgül koymuş. Burada virgül olduğu için buraya da noktalı virgül koymuş. Dolayısıyla başka da bir karışıklık yok. Tonguç Elal Aşağıdaki cümlelerin hangisi de deyim açıklamasıyla birlikte kullanılmış duruyor? Deyim sorumuz var. Deyim nerede çıkacak biliyorsun sınavımızda. Bu işi yapmamak için yine binlerden su getirdiler diyor. Şimdi buradaki deyimi bilmemiz lazım. Buradaki deyimi bulabildim mi Tonguç Elal Meral'im? Bilemedim hocam. Aa deyimleri bilmelisin Tonguç Elal Bak deyim genellikle böyle mecaz anlam içeren, genellikle farklı farklı anlamlar içeren ve en az iki kelimeden oluşan sözcük. Bak buradaki deyimimiz bin dereden su getirmek. Yarınki maça gelmesi konusunda onu ikna etmek için uğraşmayın. O hep burnunun dikine gider. Buradaki deyimimiz burnunun dikine gitmek. Sınav sonuç listesinde en üstte kendi ismini görünce çok şaşırdı. Gözlerine inanamadı. Buradaki deyimimiz gözlerine inanamamak. Sabahtan beri onda bir gariplik var. Ağzını hiç bıçak açmıyor. Buradaki deyimimiz de ağzını hiç bıçak açmamak. Şimdi deyimlerimizi bulduk. Şimdi bunlardan hangisinin açıklaması Cümlenin içerisinde var ona bakacağız. Şimdi bin su getirmenin açıklaması var mı burada Tonguç Herhalde benim? Yok hocam. Aynen yok. Niye? Çünkü bin dereden su getirmek bir işi yapmamak için farklı farklı bahaneler üretmek demek. Öyle bir şey yazmıyor. O yüzden A seçeneği dediğim açıklamasıyla birlikte kullanılmamış. Yarınki maça gelmesi konusunda onu ikna etmek için uğraşmayın. O hep burnunun dikine gider. Burnunun dikine gitmek deyimin açıklaması var mı Tonguç Herhalde benim? Hayır hocam. Yok. Niye? Çünkü burnunun dikine gitmek inatçı olmak, hep kendi bildiğini yapmak demek. Öyle bir şey de söylemiyor. O zaman Bursa seçeneğini eledik. Sınav sonuç listesinde en üstte kendi ismini görünce çok şaşırdı, gözlerine inanamadı. Gözlerine inanamamak, çok şaşırmak demek. Dolayısıyla çok şaşırmak burada yazdığına göre... ...bu da açıklaması burada vardır diyebilir miyiz sonuç benim? Evet hocam. Aynen bak, çok şaşırmak, gözlerine inanamak. Dolayısıyla C seçeneğinde... Gözlerine inanamamak deyimin açıklaması çok şaşırmak burada var. D'ye bakalım. Sabahtan beri onda bir gariplik var. Ağzını hiç bıçak açmıyor. Ağzını hiç bıçak açmıyor. Hiç konuşmamak demek. Burada hiç konuşmamak yazıyor mu Tomuç herhalde benim? Yok hocam. E, o zaman burada da deyimin açıklaması yok. O yüzden cevabımız C seçeneği. Hemen bir de konu sorumuza ona bakalım. Bu metnin konusu aşağıdakilerin hangisi doğru verilmiştir? İstisnai durumlar olabilse de insan genel olarak içinde bulunduğu çevreye göre şekil alır. Bu arada konu sorularında arkadaşlar mutlaka en fazla kullanılan kelimelere dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü konu, başlıklarda hep burada anlatanlar, ifadeler çok çok önemlidir. Şimdi hani az önce dedik ki ana düşüncede son cümlelere bakın falan filan. Konuda bilhassa en fazla kullanılan kelimeler sizin için daha değerlidir. İstisnai durumlar olabilse de insan genel olarak içinde bulunduğu çevreye göre şekil alır. Tıpkı kalıbına göre şekil alan su gibi. Konuşmayı öğrenen insan bile çevresinden duyduklarını taklit ederek konuşuyor ve bunun sonucunda aynı ülkede, farklı şehirlerde farklı konuşma tarzları ortaya çıkar. Birisi eğitime çok önem veren bir çevrede yetişip bunun sonucunda eğitimi her şeyin üstüne tutan bir haline gelebilir. Daha kaba bir insan için ise bunun tam tersini düşünmek tabii ki mümkündür diyor. Şimdi çevrenin insana etkisi, çevrenin insana yararları, coğrafi koşulların eğitim üzerindeki etkisi Din ve kültür ilişkisi. Şimdi burada din ve kültür ilişkisiyle alakalı bir şeyden bahsedilmiş mi Tonguç Herhalde benim? Hayır hocam. Tamam, bunu eledik. Ee, coğrafi koşulların eğitim üzerindeki etkisi demiş. Coğrafyadan bahsetti mi Tonguç Herhalde benim? Yok hocam. Tamam bunu da eledik. Şimdi çevrenin insana etkisi, çevrenin insana yararları. Şimdi burada yararlarından bahsetti belki ama zararlarından da bahsetti. Daha kaba bir insan için ise bunun tam tersini düşünmek tabii ki mümkün değil. Dolayısıyla burada çevre kelimesi çok geçti. Şimdi bir kere çevre cevaplarımızın içerisi olacak. İnsan kelimesi geçiyor. Çevrenin insan etkisi bu metnin konusu Tomuç. Un. Çünkü hem olumlu etkisinden hem de olumsuz etkisinden bahsediyor. Metin türleri sorumuz var. Bu parça metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir diyor. Tam 400 yıl önce gök bilimi alanında çok ama çok önemli bir gelişme oldu. Galileo Galilei 1609 yılının Haziran ayında teleskop kullanarak ilk kez gökyüzünü gözlemledi. Bu gözlemler gök biliminin temelini oluşturdu. Ay'daki kraterleri, Güneş'in üzerindeki lekeleri gördü sırasıyla. Satürn'ün tam bir yuvarlak biçimde görünmediğini, iki yanında çıkıntı varmış gibi göründüğünü fark etti. Galileo aynı yıl Jüpiter'i e de teleskop ile birçok kez gözlemledi. Jüpiter'in çevresinde bulunan dört uydu bulunduğunu keşfetti. Galileo bu uyduları keşfedince başka gök cisimlerinin de çevresinde dolanan uydular olabileceğini ortaya çıkardı. Şimdi bize burada ne yapılmış Don Kuşelade benim? Bilgi verilmiş. Bize bilgi veriliyorsa, yorum yapılmadıysa burada bir kere sohbet var diyemeyiz. Sohbette çünkü yorum vardır. Ya da fıkra yani güncel konularda rahat rahat kişisel düşünceleri belirtmek var diyemeyiz. Burada deneme gibi bence ben böyle düşünüyorum gibi bir şey de yok. Dolayısıyla burada esasında bize adeta bir ders kitabı gibi nesnel bir şekilde bir konu hakkında bilgi vermiş. Dolayısıyla bu arkadaşlar makaledir Tonguç Elhan Buna biz makale diyoruz. Buraya dikkat etmemiz lazım. Bir kişinin hayatını anlatmış mı Tonguç Elhan burada? Hayır hocam. Evet o zaman biyografi de değil bak. Bir kişinin hayatını anlatsaydı biyografi de diyebilirdik. Bir kişinin hayatı yok. Bir kişi kendi hayatını anlatmamış. Yani otobiyografi de yok. O zaman burada bize net bir şekilde bir konu hakkında bilgi verdi. Bu bir makale. Şimdi bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak yargılarından hangisi söylenemez demiş. Bir de anlatım sorumuz var. Diyor ki bahçede kuru bir ağaç vardı. Fırsat buldukça oraya tırmandığımı ve tehditlere kulak asmadan teneffüs sonuna kadar daldan dal atladığımı gören öğretmenim bu çocuk insan değil çalı kuşu diye bağırmıştı. İşte o günden sonra adım unutuldu ve herkes beni çalı kuşu diye çağırmaya başladı. Bilmem nasıl oldu bu isim aile arasında da aldı yürüdü. Öyle ki Feride adı bayram elbiseleri gibi pek sayılı günlerde kullanılan resmi bir ad olup kaldı. Şimdi Feride Çalıkçı romanında Reşat Nuri Güntekin'in bir karakter ama normalde ona Çalıkçı diyorlar. Şimdi burada e, deyim var bak kulak asmadan diyor. Kulak asmak bir deyim. Dolayısıyla deyim kullanıldığı için bunu söyleyebiliriz. Öyküleme de var. Böyle oldu, böyle oldu, böyle oldu diye öyküleme de var. E, burada ikileme görebiliyor musun sonuç herhalde benim? Evet hocam. Harikasın. Daldan dalayı kastettiğini biliyorum. İkileme de var. Benzetme yapılmıştır diyor. Bakalım. Başta kuru bir ağaç vardı. Fırsat buldukça oraya tırmandığımı ve tehditlere kulak asmadan teneffüs sonuna kadar daldan dalattığımı gören öğretmenim bu çocuk insan değil çalıkuşu diye bağırmış. Ha bak onu çalıkuşuna kuşuna benzetiyor. Bu çocuk insan değil çalıkuşu kuşu diyerek onu bir kuşa benzetiyor. Doğa sonrası herkes ona ee, ne diyor? E, çalıkuşu kuşu diyor. O zaman burada da benzetme var. Fakat önemli bir kişinin sözü Anlatılanlara ispat olması için tırnak içerisinde verilmemiş. Burada bu çocuk insan değil çalıkuşu derken ...öykünün içerisindeki bir bölümü, bir diyalog aktarıyor bize, bir konuşmaya aktarıyor. Dolayısıyla burada tanık gösterme var diyemeyiz. Tanık gösterme yok diyelim. Buraya yazalım şöyle. Tanık gösterme yok. Tonguç Helal'in benim. Numaralanmış cümleler mantık akışına göre sıralandığında... ...baştan üçüncü cümle aşağıdakilerden hangisi olur diyor. Bu da bir parçada yapı sorusu. Bu tarz sorularda gelebiliyor. Artık yeni sınavlarda hocalarımız bu tarz sorulara mutlaka yer veriyor. Dikkatli olalım. Şimdi bu tarz sorularda ilk başta... Bak buraya yazıyorum Tonguç'um... İlk başta, ilk önce yazayım hatta ben, giriş cümlesi bulman lazım. Giriş cümlesi bulman gerekiyor. Çünkü bu hem normal sınavlarda hem de yazılı sınavlarında mutlaka bizim karşımıza çıkacağı için bunu takdir etmemiz lazım. Giriş cümlelerinde bu, bu yüzden, bundan <laughs> dolayı, bunun gibi ifadeler olmaz. Çünkü bir cümleye biz bu şekilde başlayamayız. Şimdi bak. Şişelerden birinin geminin güvertesi kırıldığını anladıktan sonra parfüm dünyasının Indiana Jones'u olarak bilinen David Paybuz'a başvurmuş diyor. Şimdi bu bir giriş cümlesi olabilir mi Tonguç Elal'im benim? Hayır hocam. Olamaz. Niye? Çünkü ne şişeler ne hangi şişelerin kafamız karışıyor. Batığın bulunduğu bölgede yapılan su altı dalışlarında denizin dibinde 65 adet parfüm şişesi bulunmuş. Bu giriş cümlesi olabilir mi Tonguç Elal'im benim? Hayır hocam. Olmaz. Niye? Çünkü batık hangi batıktan bahsediyorsun sen? Bir takım kimyasal yöntemlerle güvertilik kokunun gül esansı içeren bir parfüm hayta olduğunu saptayan Payboz, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra bu parfüm yeniden üretmeye başlamış. Hangi parfüm ya? Bir takım kimyasal ne bak? Bu da olmaz. Şimdi şuraya bakalım. Parfüm avcıları günümüzden 90 yıl önce batan ünlü transatlantik Titanik'te ilginç bulgular rastladılar. Bu bir giriş cümlesi olabilir mi Tonguç benim? Evet hocam. Olabilir. O zaman neymiş? Bu paragrafın giriş cümlesi dört olacak. Ama bize ee, giriş cümlesini sormuyor. Neyi soruyor? Üçüncüyü soruyor. Fakat biz giriş yapmadan üçüncüyü bulamayız. Şimdi dördü bulduk. Yani bir başladık sonra iki ve sonradan da üçüncüyü bulacağız. Şimdi parfüm avcıları günümüzden 90 yıl önce batan ünlü Transatlantik Titanik'te ilginç bulgulara rastlandılar. Ee, Batı'nın bulunduğu bölgede yapılan su alt dalışlarında deniz evinde 65 adet parfüm şişesi bulunmuş. Bak ardından da iki geldi. Tamam. Eee. Bak 65 adet parfüm şişesi bulunmuş. Şeylerden birinin geminin güvertesine kırıldığını anladıktan sonra parfüm dünyasının Indiana Jones olarak bilinen David Parvus'a başvurmuş. Bir takım kimyasal yöntemlerle güvertelik kokunun gül esansı içeren bir parfüm ait olduğunu saptayan Paybus, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra bu parfümü yeniden üretmeye başlamış. Dolayısıyla 2'den sonra bir, en sonunda da 3 geliyor. Dolayısıyla sıralamamız 4, 2, 1, 3. Baştan 3. cümlede tabii ki de bir olmuş oluyor. Yani cevabımız Ayhan seçeneği oluyor. Tonguç Eladın benim. Bu metinde anlatılmak isteneni en iyi ifade eden cümle aşağıdakiler hangisidir demiş. Bakalım. Kim demiş ayrılık derttir diye. Bazen en büyük dermandır ayrılık. Bizim için de öyle. Ağrıyan bir dişin sancısı olmaktansa birbirimize bu diş çiçekleri kurtulmak en iyisi değil mi? Dişçi kerpetene asıldığında canımız yanacak muhakkak. Ama hepsi 10 dakika sürecek bir acı. Gerisi ebedi saadet. Sonra birkaç gün dilimizle ağzımızdaki boşluğu yoklayıp duracağız. Dişin eksikliğini derinden hissedeceğiz fakat... Bir zaman sonra yeri iyileşecek, dilimiz alışa verecek o boşluğa diyor. Şimdi burada gerçekten diş üzerinden bize bir metafor yaptı. Yani bir mecaz anlamlı ifadeyle başka bir şey anlatmaya çalışıyor. Onu bulacağız. Bakalım. Kişiye acı veren her şey için zaman en iyi ilaçtır demiş. Hmm. Ağrıyan dişin çekilmesi gibi bozulan ilişkilerde de ayrılık kaçınılmazdır. Baştan acı çekilse de ayrılanın yeri doldurulduğu için ayrılıklar çabuk unutulur. Alışana kadar zor gelen ayrılık daha sonra hissedilmez bile diyor. Şimdi bakalım. Bunların hepsi birbirine benziyor. Ha, sence sen hangisi yaptı Tonguç Eren'i benim? Bilemedim hocam. Hiç endişelenme. Şimdi bak bulacağız. Eleme yöntemine gideceğiz. Diyor ki... Kişiye acı veren her şey için zaman en iyi ilaçtır demiş. Bu şimdi çok genel bir ifade. Burada ayrılıktan bahsettiği için... ...ayrılık ilk başta bize acı verse de sonradan yeri doldurulabilecek gibi bir şey söylediği için... ...acı veren her şey için zaman en iyi ilaçtır ifadesi biraz genel bir ifade oluyor. Bunu o yüzden eledik. Ağrıyan dişin çekilmesi gibi bozulan ilişkilerde de ayrılık kaçınılmazdır diyor. Tamam. Ağrıyan dişin çekilmesi doğru bozulan ilişkilerde de ayrılık kaçınılmazdır diyor ama bazen diyor burada da her zaman değil belki de birleşebiliriz. Dolayısıyla bazen dediği için bazen en büyük dermandır ayrılık. Halbuki burada kaçınılmazdır diyor o yüzden bu da gitti. Baştan acı çekilse de Ayrılanın yeri doldurulduğu için ayrılıklar çabuk unutulur. Ayrılanın yerinin doldurulduğunu söylemedi. Sadece boşluğu yoklayıp duracağız. Dişin eksiklerinden hissedeceğiz. Fakat bir zaman sonra yeri iyileşecek diyor. Yani boşluğu doldurulur gibi bir şey söylemiyor. Ama en azından ora unutulacak diyor. C belki olabilir gibi. D'ye bakalım. Alışana kadar zor gelen ayrılık daha sonra hissedilmez bile. İlk başta zor geliyor. Dişimizi acıtacak falan filan. Ama ardından hiç hissetmeyeceğiz bile diyor. Dolayısıyla burada genel olarak ayrılıktan bahsettiği için D seçeneği en iyi özetleyen ifade. Geldik diğer soruya. Bu grafikte cümlelerin hangisinde bulunan anlam ilişkisi yanlış verilmiştir diyor. Şimdi bunu az önceki sorularımızda çözmüştük. Koşul sonuçta SSA vardı. Neden sonuçta olan olmuş biten bitmişti. Amaç sonuçta amacıyla isteğiyle anlamı vardı. Karşılaştırmada daha en gibi ifadeler kullanıyorduk. Şimdi yatırım yaparken ekonomik tablonun istediğin gibi gitmeyebileceğini de düşünmeliyiz. Hmm. Hmm. Bakalım. Bu... B demiş, karşılaştırma demiş. Hmm. Yatırım yaparken ekonomik toplumların istediğin gibi gitmeyebileceğini düşünmeliyiz. Burada hiç karşılaştırma cümlesi gibi değil gibi. Bakalım. Deden memleketten buraya kardeşini görmeye gelmiş. Yani deden memleketten buraya kardeşini görmek amacıyla gelmiş diyebiliyoruz. Bu doğru. Buna doğru diyebiliriz. Kar yağışının beklenenden erken başlaması hayatı zorlaştırdı. Yani burada da yapacak bir şey yok. Hayat zorlaşmış. Neden sonuç? Bu da doğru. Verdiği sözü yerine getirenler insanların güvenini kazanır. Verdiği sözü yerine getirmeyenler insanların güvenini kazanamaz diyor. Dolayısıyla yani verdiğin sözü yerine getirirsen insanların güvenini kazanırsın. Getirmezsen kazanamazsın gibi anlam çıkıyor. Bu koşul sonuçta var. Dolayısıyla B seçeneği doğru cevap diyebilir miyiz sonuç olarak benim? Evet hocam. Harikasın. O zaman daha doğrusu B ifadesi D'de yazdığı için burada kafa karıştırmışlar. Bu B'yi buraya koyacağız. Sakın B'yi işaretleme. Niye? Çünkü burada karşılaştırma yok. Karşılaştırma daha en kadar sözcükleriyle olur. Burada karşılaştırma yapmamış. Bu B'nin olduğu seçenekte de D seçeneğinde. Bunu da işaretlemiş olduk. Şimdi geldik deyim sorusuna. Az önce de bir deyim sorusu çözmüştük. Açıklamasıyla birlikte verilmişti. Ne yapmıştık? Önce deyimleri bulmuştuk. Şimdi yine deyimleri bulalım. Sonrasında da açıklaması verilmiş mi verilmemiş mi, bulmaya çalışalım. Bayram öncesi Eminönü o kadar kalabalıktı ki iğne atsan yere düşmüyordu. İğne atsan yere düşmemek deyim. Bu sefer de ağaçları dükkanda gitmeyince kayınpederi koltuk çıktı. Koltuk çıkmak bir deyim. Gördüğü muameleden olsa gerek o hala çocuk gitmiş, adeta muma dönmüştü. Muma dönmek bir deyim. Sınıf arkadaşının okulun ilk gününden beri yaptığı iyilikleri yaban atmak doğru olmaz. Yaban atmak deyim. Şimdi yaban atmak, yaban atmak yani kale almamak, hiç görmezden gelmek demek. Bunun e, açıklaması var mı burada Tonguç Ela'nın benim? Hayır hocam. O zaman D'yi eledik. Muma dönmek böyle sakinleşmek, düzgün durmak, usu durmak demek. Usu durmakla alakalı bir ifade var mı burada Tonguç Ela'nın benim? Yok hocam. O zaman bunu da geçtik koltuk çıkmakta destek olmak demek. Bak bu sefer de aşağı dükkanda işlere gitmeyince kayınpederi koltuk çıktı. Yani koltuk çıkmak destek olmak demek. Burada destek olmak kelimesi yazıyor mu? Yok hocam. O zaman B'yi deledik. Bayram öncesi Emre'nin o kadar kalabalıktı ki iğne atsan yere düşmüyordu. İğne atsan yere düşmemesi kalabalık demek. E burada kalabalık yazıyor. O zaman doğru cevabımız A seçeneği. Şimdi bir tane de numaralanmış sözcüklerin anlamca karşılıklarıyla alakalı bir sorumuz var ona bakalım. Hüseyin Cahit Yalçın yazarlık yaşamına lise 2. sınıf öğrencisiyken Ahmet Mithat'ın etkisindeki yazdığı Nadide 1892 adlı bir romanı yayımlayarak girmişti. Yeni edebiyatın kurulma aşamasında divan edebiyatına amansız eleştiriler yöneltenlerden biri diyor. Zor bir soru dikkatli olmamız lazım. Şimdi Ahmet Mithat'ın etkisi, Ahmet Mithat'ın faktörü, Ahmet Mithat'ın yardımı tesiri izlenimi. Şimdi burada faktör kelimesi biraz anlamsız oluyor Tonguç Elal'im benim. Zaten e, aşama gelişimle de alakalı değil. Amansız, hoşgörüsüz de alakası oluyor. O yüzden ayeledik. Ahmet Mithat'ın yardımındaki yazdığı derece... Yardım kelimesi de olmuyor. Ahmet Mithat'ın tesirinde yazdığı Nadide adlı bir romanını ...yayımlayarak girmişti. Yeni Edebiyat'ın kurulma evresinde... Divan Edebiyatı'na acımasız eleştiriler... bu oldu işte bak cevabımız C. Niye? etki tesir demek. Aşama evre demek. Amansız da acımasız demek. Yani amansız da haksız aynı anlama gelmediği için D seçeneğini de eleyebiliriz. O yüzden cevabımız net bir şekilde C. Ahmet Mithat'ın tesirinde yazdığı Nadide adlı romanını yayınlayarak girmişti. Yeni edebiyatın kurulma aşamasında evresinde divan edebiyatını amansız acımasız eleştirirler. Gerçekten bu soruyu yaptıysanız tebrik ediyorum. Buna benzer zor bir soru gelebilir. Geldik buraya. Aşağıdakilerin hangisine numaralanmış sözcüklerin bu düzelerde kazandığı anlam yanlış verilmiştir diyor. Bakalım. Seher vakti çaldım yarın kapısını. Baktım yarın kapıları sürmeli. Boş bulmadım atağının yapısını. Çıka geldi bir gözleri sürmeli. Hmm. Yarin Yarın kapıları sürmeli derken kapıları kilitli diyor olabilir. Buraya doğru. Çıka geldi bir gözleri sürmeli derken de gözlerin sürme olması. Gözün altına böyle siyahlık çekiyorlar ya. Gözleri sürmeli manasında. Bu da olabilir. Tam bunu geçtik. Hep gönüller muradıdır aşığın, nöbeti bekleyen alır kişiğin. Beklemeli o sultanın eşiği, günde yüz bin kere yüzler sürmeli. Aşırı saygı ve sevgi göstermek için yere eğilmek. Hmm. buna bakalım. Agahi karıştır kanı yaş ile, dost bulunmaz hayal ile düş ile, yetilmez menzile bu gidiş ile hemen aşk katına binip sürmeli. Önüne katıp götürmek. Hmm. Şimdi Ata bindiğin zaman, atı sürdüğün zaman önüne katıp yani önüne alıp sürmek anlamına, önüne alıp götürmek anlamına geliyor. Ata tık 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 diyorsun, atı sürüyorsun. Dolayısıyla dört doğru. Burası biraz çeldiricili sormuş. Beklemeli o sultan eşi, günde yüz bin kere yüzler sürmeli derken yüzü gerçekten sürmekten bahsediyor. Yani böyle yüzünü sürüp böyle ona, sultana karşı saygı gösteriyorsun. Ama burada eğilmek demiş, eğilmek olmadığı için cevabımız C seçeneği. Şimdi geldik son sorumuza. Artık ee, birazdan son bir ödevlerimizi vereceğiz ve bitireceğiz. Bu son soru önemli Tonguç'um. Dikkat et. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi farklı anlamlıdır diyor. Yalnız taş duvar olmaz. Hmm. Yalnız taş duvar olmaz ne demek? Yani birlikten kuvvet doğar demek. Bakalım. Şimdi bir tane taştan duvar olmuyor ama böyle bir sürü taşı yan yana getirirsek birlikten kuvvet doğuyor ve duvar oluyor. Tamam. Bir elin nesi var iki elin sesi var. Bak bir elin nesi var ama iki elin sesi var. Burada da yine birlikten kuvvet doğar anlamı var yuvarlanan taş yosun tutmaz ise sürekli iş değiştiren kişi başarılı olamaz anlamına geliyor. Yani bir orada bir burada olursan yosun tutamazsın başarılı olamazsın anlamına geliyor. Dolayısıyla cevabımız C. C farklı. Birlikten kuvvet doğar. Bir elin nesi var iki elin sesi var. Yalnız saç doğar olmaz. Hepsi Ortak anlamda. Bu arada yuvarlanan taşı uzun tutması sakın sakın işleyen demir ışıldarla karıştırmayın. İşleyen demir ışıldar çalışan başarılı olur anlamına gelir. Ama yuvarlanan taşı uzun tutmaz bu anlama gelmez. Yuvarlanan taşı uzun tutmaz sürekli iş değiştiren kişi başarılı olamaz anlamına gelir Tonguç Eladım benim. Evet şimdi yazı notlarımızdan güzel güzel her şey tekrar Yazı zaman? hepsi var mı hocam? Tabii ki Tonguç Eladım hepsi var. Zaten yazı notlarını hem LGS hazırlıkta kullanabilirsin hem de yazılarda kullanabilirsin. Ama tabii ki bu sadece ikinci dönem yazı notları. LGS zaten birinci dönem konuları çıkıyor buna dikkat etmemiz lazım. Burada ikinci yazılarda Türkçe matematik fen inkılap dili İngilizce'de her şeyi güzel güzel tekrar etmen için her şeyi burada renkli resmini yazdık. Türkçe'de konuları güzel güzel tekrar ediyorsun ve bitirdikçe de bak burada böyle bunu anladım, bunu anladım, bunu anladım böyle tek tek tiklerini tek atıyorsun. Özetler, renkli resimli bir şekilde hem LGS'ye hem de yazılı konulara uygun bir şekilde verildi. Türkçe'de zaten birinci dönem, ikinci dönem konu farkı yok. Bunları güzel güzel çalışmalısın. Aynı zamanda 8. sınıf Dinamo Soru Bankamızda senin için hazırladığımız bir sürü test var. Bu testleri çözmek hem yazılıların için, hem de LGS için sana çok bir fayda sağlayacak. Buradaki ekstra dijital soruları da çözmeyi unutma. Takıldığın sorular olursa da hemen olarak soruların çözümünü uzman hocalarımızdan dinle. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bu kitaplarımızı Tonguç Mağazadan ya da size en yakın Tonguç Kitapçısı'ndan alabilirsiniz. Görüşmek üzere. Şimdiden sınavınıza başarılar. Müzik